Evet, yani bilindiği gibi Türkiye ve Kürdistan hapishanelerinde açıkçası yıllardır yaşanan hak ihlalleri var. İşte cezaevlerinde bulunan kadın mahpuslar olsun, diğer mahpuslar olsun gerçekten ağır bir, yani tecrit diyebileceğimiz hak ihlalleri yaşanmakta. Bunlar tabii ki bugün değil, yıllardır devam eden bir hak ihlalleridir. Tabii buna yönelik biz Siirt İHAD'ye yani başvurular da oluyor buna yönelik. Biz genelde gerçekten hani burada zaten cezaevi olmadığı için mevcut genel merkezle paylaştığımız yani başvuruları genel merkezle paylaşıyoruz bu konuda. Tabii bunlar işte yani tehditvari şekilde işte işkenceler olsun, yani işkence sadece işte belirttiğimiz gibi fiziki işkence değil zaten. Sözlü hakaretler bile bir işkence sayılıyor. Bunlara yönelik yani bütün birçok cezaevinde yaşanan bu ihlaller, bu ağır işkence, hakaretvari durumlar yaşanmakta. Tutuklu ya da hükümlülerin ya bir avukat aracılığıyla gelir ya da aileleri gelir bize başvurur bu konuda. En son işte geçen hafta Ağrı Patnos cezaevinde bulan ağır hasta bir tutsak, hem böbrek yetmezliği hem işte beyinde büyük bir ihtimalle tümör olduğuna dair, yani hastane raporu olmasına rağmen gerçekten halen ağır yani cezaevinde tutulması bile bir işkence sayılmakta. Cezaevlerinde aslında iradeyi kırma, kendi yöntemleriyle aslında bir gözdağı verme ve baş edemedikleri o mücadeleyle aslında bu tür yöntemlerle baş etmeye çalışma yöntemleridir. Burada hiçbir dönemde bunu kabul etmedi arkadaşlarımız. Ben bizzat kendim de yaşamış biri olarak söylüyorum. Hem çıplak arama cezaevlerine giderken, görüşe giderken, şu anda eşim cezaevinde, görüşe giderken de aynı şeylere maruz kalıyoruz. Aileleri aslında görüşe gitmeme, bununla cezaevindeki kişiye bir kat daha cezalandırma yöntemleridir. Bunun özellikle kadın üzerinden yapılması, yani eşi cezaevinde olan birine de görüşe giderken yapılması, cezaevindeki kadına da yapılması, kadın şahsında aslında ne kadar mücadele yükselirse bu kadar zorbalığın, bu kadar akıl almaz yöntemlerin kullanılması aslında acizliktendir. Yani biz bunlarla yüz yüze kaldığımız her anda aslında mücadelenin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar başarılı yürüdüğünü, ne kadar güçlü olduğumuzu ve ne kadar bu mücadelenin karşı tarafı korkuttuğunu aslında çok net görüyoruz. Yani bu yeni değil. Her zaman dönem dönem farklı farklı yöntemlerle üzerimize gelindi. Mücadelemiz kırılmak istendi. Bize gözdağı verilmek istendi. Ama şunu söylüyorum, bu ana kadar gerçekten bizi ve mücadelemizi ve kararlılığımızı tanımış olmaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Hiçbir zaman geri adım atılmadı ne geçmişte, ne şimdi, ne gelecekte. Son süreçte biliyorsunuz özellikle Kürt siyasi tutsaklar üzerinden, kadın tutsaklar üzerinden özel bir uygulama var ve bu özel uygulama adı altında antidemokratik ne yasalar varsa onu uyguluyorlar. Kürt kadın tutsakları çıplak aramalardan geçiriyorlar. Hiçbir kanun, kendi kanunlarında yer almamasına rağmen bu antidemokratik uygulamalara maruz kalıyorlar. Bunları hem biz sivil toplum örgütleri hem sendikalar
oldukça dillendiriyoruz, gereken mercilere yansıtıyoruz ancak herhangi bir adım atılmıyor. Bu adım atılmamanın nedeni de Kürt tutsaklarının özellikle Kürtlere karşı yürütülen savaşa ve güvenlikçi yasalara dayatılıyor. Bu yasalar çerçevesinde bütün insani hakların da ayaklar altına alındığı görülüyor. Bizler tekrar söylüyoruz, sendikalar, sivil toplum örgütleri bunların karşısında hep duracağız, sesimizi yükselteceğiz. Bu özellikle Kürt kadın siyasi tutsaklar üzerindeki hem tecrit hem antidemokratik çıplak aramalar ve işkencelere maruz kalmalarını kabul etmiyoruz ve buna karşı bütün platformlarda, bütün siyasi sivil örgütlerde bunları dillendireceğiz ve buna karşı mücadelemizi vereceğiz. Ve bizler kazanacağız. Biliyoruz ki Türkiye demokratikleştikçe Türkiye kazanacak, Türkiye halkları kazanacak, sivil toplum örgütleri kazanacak, bizler kazanacağız. Ve bu antidemokratik uygulamaların kadınlar üzerinde, Kürtler üzerinden uygulanmasına karşı duruyoruz ve bir an önce uygulamaların kalkması gerektiğini söylüyoruz.